Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel muzzemmil. Ey örtüsüne bürünen Resulüm. Kumil leyle illa kalila. Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Nisfahu ev inkus minhu kalila. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven. Vasbir ala ma yekuluna vehcurhum hecran cemila. Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا Muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. İnna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum kema arsalna ila fir'aun rasula. Bakın ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا Firavun, o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine varan yolu tutar. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Senin Rabbin, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp, sürelerini belirleyen Allah'tır. O, sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için, lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı. Mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.